Yani PKK'nın siyasi uzantısı olan bu siyasi partilerin Türkiye'de siyaset yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. HDP savunuculuğu yapan Halk TV'de yine Kürt sorunu iddiası tartışıldı. Programa katılan Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Samet Kunt, Kürt değil PKK sorunu olduğunu söyledi. Amerika'nın kara gücü olan bir terör örgütünün, yani Türkiye'yi bölmek isteyen bir PKK terör örgütünün, siyasi uzantısı olan bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyaset yapması, belediye imkanlarından yararlanması, Türkiye'de... Siz AK Parti'nin iktidarda olmasını kabul ediyorsunuz da... Yok, kabul etmiyoruz. Ben o yüzden Vatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanıyım. AK Parti Gençlik Kolları olarak buraya gelmedim. Konukların ve çeşitli parti temsilcilerinin katıldığı Halk Meydanı programında Kunt, doğru muhalefet çizgisini anlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Amerika ile uzlaşan, üretim ekonomisini kuramayan ve Kemalist devrimi tamamlama hedefi olmayan programına muhalifiz. Buna karşıyız. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif olacağız diye HEDEP'le PKK ile işbirliği yapmayız. FETÖ'nün cezaevinden çıkması için siyaset yapmayız. Gelen itirazları çürüten Kunt, nasıl muhalif olunması gerektiğini açıkladı. Muhalefet edecekseniz Türkiye'de milli bir muhalefet etmeniz lazım. AK Parti HDP'nin belediyelerine kayyum atadığı için muhalif değiliz. HDP'yi kapatmadığı için muhalifiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileriyle aramızdaki fark budur. Biz neden HDP'ye baskı uyguluyorsun diye değil, neden yeteri kadar uygulamıyorsun diye muhalifiz. Çünkü Türkiye'de demokrasi istiyorsanız kökü Kandil'de olan, kökü Washington'da olan, kökü Kürecik'te olan, İncilik'te olan siyasi hareketlere izin vermezsiniz. Çünkü Mustafa Kemal'le vermedi. Programda milliyetçilik tartışmaları da ele alındı. Türk devriminin kökleri var, cumhuriyetin kökleri var ve bu kökler Namık Kemal'lerle, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'yle başlar, Talat Paşalar'la, Enver Paşa'yla devam eder ve Mustafa Kemal'lere varır ve oradan bizlere kadar gelir. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin tartışmalara açıklık getirdi. Emperyalizme karşı olmayan, bugün Batı emperyalizmini, bugünkü koşullar açısından konuşursak Amerikan emperyalizmini, NATO'ya, İsrail'e karşı olmayan, ona karşı bir duruş göstermeyen ve Türk milletini bu tehditlere karşı birleştirmeyen bir milliyetçilik bizim tanımımızda yok. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.